Arkadaşlar merhabalar. Olasılık birinci videodan sonra ikinci videoda soruları çözmeye devam edeceğim. Soru tiplerini çözmeye devam edeceğim. 8 sayfa var. Mümkün olduğunca çoğu soru tipinden bahsedip yorum yapmanızı sağlayacağım inşallah. Şimdi bir sınıftaki öğrencilerle ilgili yukarıdaki tablo verilmiştir. Bu sınıftan seçilen bir kişinin başarılı veya erkek öğrenci olma olasılığı. Veya dediği zaman arkadaşlar toplamak demektir. Başarılı veya erkek dediği zaman mevzu şudur bakın. Başarılılar bunlar. Aynı zamanda bir de erkek de olması gerekiyor ya. Bir de burası. Ama zaten 5'i 2 kere saymamak için ne diyeceğiz? O zaman 11 artı x olması lazım buranın. Tamam mı? Başarılı veya erkek budur. Dolayısıyla 11 artı x'in tüm kişilere oranı. Tüm kişilerde 11 daha 18 artı x. Neyi eşitmiş? 13 bölü 20'yi arkadaşlar. Demek ki x buradan kaçmış? 2. Bu şekilde veya sorularında toplamamız gerekiyor. Ama kesişim noktalarında da aynı şeyi 2 kere toplamayın sakın. 5, 5 daha yapmadım bakın. 5, 6 daha 11 sonra x ekledim. Bir apartmanın giriş katından başka 6 katı daha vardır. Bu apartmanın giriş katından 3 kişi asansöre biniyor. Asansör zemin kattan yukarı doğru geriye dönmeksizin hareket etmek şartıyla bu 3 kişiden her biri farklı katlarda indiğine göre 3'ünün de tek numaralı katlarda inmiş olmaları olasılığı kaçtır? Bir farklı katlarda indiğine göre arkadaşlar bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane kat var 3 tane insan var. O zaman bir tanesi 6 kattan birine iner. Çıkar daha doğrusu. Öbürü kalan 5 kattan birine. Üçüncüsü de kalan 4 kattan birine. Dolayısıyla tüm durumlar budur bakın. 6 tane kat var. Ve bunlar farklı katlarda inecekler. Bunu aslında şöyle de düşünebilirsiniz. Alakasız bir şey gibi ama yine de söyleyeyim. Karşınıza geleceği için lazım. A kümesi ve B kümesi olsun arkadaşlar. Bakın bence alakasız gibi görünen bilgileri birleştirmemiz lazım. A kümesinin eleman sayısı 6, B kümesinin eleman sayısı arkadaşlar 3. Diyeceğiz ki B'den A'ya kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir? Ona göre bu soru aynı zamanda birebir fonksiyon sorusu gibi. Bunlar A, B, C kişileri olsun. A bakın 6 yerden birine gidebilir. B 5 yerden birine. C 4 yerden birine. Birebir fonksiyon sorusu bu şekilde bunlarla aynı mantıktır. Kenarda bu bilgiyi de vermiş olayım. Şimdi soruya dönelim. 6 çarpı 5 çarpı 4 farklı katlarda inme durumu. Bunların tek katlarda inmesi için 1, 3 ve 5'te inmeleri lazım. Bunun içinde ne diyeceğiz? 1, 3, 5, 3 faktöriyel olması lazım. Sebep? Çünkü A kişisi birincide de inebilir, üçüncüde de inebilir, beşincide de inebilir. Diyelim birincide inmiş olsun. O zaman B kişisinin 2 hakkı kalır gördüğünüz gibi. Herhangi birinde indiği zaman C kişisine 1 hak kalır. Bu yüzden 3 çarpı 2 çarpı 1, 3 faktöriyel bölü 6 çarpı 5 çarpı 4, 6'lar gitti. Cevap 1 bölü 20 oldu. Bir torbada 5 mavi 3 kırmızı bilye vardır. Torbadan geri bırakılmamak şartıyla arda arda çekilen iki bilyenin birisinin mavi, birisinin kırmızı gelme olasılığı. Şimdi arka arkaya çekiyorum bakın. Birincide kırmızı gelebilir. Sıralı durum var burada. İkincide mavi olabilir. Birincide mavi olabilir. İkincide kırmızı olabilir. O yüzden dikkat edin lütfen. Birincide kırmızı gelme olasılığı 5 bölü 8. Pardon. 3 bölü 8. Çarpı ikincide mavi gelme olasılığı 5 bölü 7. Neden? Artık 7 top kaldı. Artı birincide mavi gelme olasılığı 5 bölü 8 çarpı ikincide kırmızı gelme olasılığı 3 bölü 7. Böylece 15 bölü 56 pardon 30 bölü 56 yani sadeleştirince 15 bölü 28 oldu. Aynı anda top çekmekle tabii ki arka arkaya top çekmek arasında fark var arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Sorularda bazen bunların çözümleri farklı olsa da cevapları aynı çıkıyor. Kafanız karışabiliyor. Ben o yüzden bu soru tiplerini ayrı ayrı mantıklarla çözeceğim. Şu durum olmasın. Aa hocam ben böyle yaptım ama yine aynı geldi. Evet. Bir nevi aslında tesadüfen öyle oluyor. Çözümleri farklı olsa da cevapları aynı geliyor. Ben doğru mantığı size öğreteyim. Benim gibi yapmaya çalışın siz de lütfen yaparken. Arda arda olanlarla
aynı anda çekmeleri mümkün olduğunca farklı yapmaya çalışacağım. Ama değişik bir durum olursa size muhakkak söyleyeceğim. Merak etmeyin, soruları zaten öyle seçtim. A torbasında 3 mavi, 2 kırmızı bilye, B torbasında 4 mavi, 3 kırmızı bilye vardır. A ve B torbalarından rastgele birer bilye seçiliyor. Bilyelerin farklı renkte olma olasılığı kaçtır? O zaman seçme durumu yapıyoruz bakın. A'dan ve B'den. Aynı anda seçiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Çünkü şu an durumları karşılaştıracağız sadece. A'dan kırmızı seçersem B'den mavi seçmeliyim. Bundan mavi seçersem buradan da kırmızı seçmeliyim. Burada herhangi bir sıralama söz konusu değil. Sıralama söz konusu olmadığı için ne yapacağız? Bakın dümdüz sadece seçeceğim. A'dan kırmızı seçme olasılığım nedir? 3 bölü 5. B'den mavi seçme olasılığım 4 bölü 7. A'dan mavi seçme olasılığım. A'dan ne seçtim ben demin? Pardon, mavi seçtim. Düzeltiyorum. A'dan kırmızı seçme olasılığım arkadaşlar 2 bölü 5. B'den mavi seçme olasılığım 4 bölü 7. A'dan mavi seçme olasılığım 3 bölü 5. B'den de kırmızı seçme olasılığım 3 bölü 7. Böylece arkadaşlar 8 artı 9 bölü 35 oldu. Yani 17 bölü 35 olasılıkla bunları farklı seçebilirim. Bordo torbada 4 bordo, 3 mavi. Mavi torbada 3 bordo, 4 mavi top vardır. Bordo torba 4B, 3M diyelim. Sonra M olsun. 3B, 4M diye yazalım ki arkadaşlar hata yapmayalım. Rastgele alınan bir torbadan seçilen bir topun torba ile aynı renkte olma olasılığı kaçtır? Bakın arkadaşlar, sorularda size rastgele bir torba seçeceğiz diyecek. Hangi torbayı seçtiğimiz belli mi? Değil. O yüzden B'yi seçme olasılığın 1 bölü 2'dir. Veya mavi torbayı seçme olasılığın 1 bölü 2'dir. Bunları şimdiden söyleyeyim. Çünkü sorularda kullanacağız arkadaşlar. Rastgele bir torba seçerseniz orada seçme olasılığınızın 1 bölü 2 olduğunu lütfen görün. Çünkü bilmiyoruz, yani bir nevi bakmadan seçiyormuşuz gibi. Dolayısıyla torbalarla aynı renkte olma olasılığı nedir demiş. Diyelim 1 bölü 2 olasılıkla bordoyu seçtin. O zaman ne olacak? Yine bordo seçmen lazım. 4 bölü 7. Veya yani artı maviyi seçebilirsin. 1 bölü 2 olasılıkla çarpı 4 bölü 7. Böylece arkadaşlar 4 bölü 7, 1 bölü 2 çarpı 2'den, evet, 4 bölü 7 oldu. Dediğim gibi rastgele torba seçmek arkadaşlar bir nevi bakmadan böyle torbalara değmek gibi düşünün. O yüzden hani zaten görüyorum hocam, niye 1 bölü 2 olasılık demeyin. Sanki görmüyormuşçasına diyoruz. Rastgele torba seçeceksek. Diğer sorularda bakın öyle bir durum var mı? Rastgele torba yapmıyoruz. Ya da bir önceki sayfaya dönsek mesela, bir torbada siyah beyaz diyoruz. Hiç özel bir şey yok gerçekten yani. Bakıyorum öbür sayfaya. Torbadan geri bırakılmamak şartıyla. Hiç öyle soru yok. Gördünüz mü? Gerçekten de rastgele torba sorusu karşımıza ilk defa geldi ve onda da olasılığı hesaplamak zorundayız. Bu sefer bakın normal bakıyoruz. Yukarıdaki 3 özdeş torbadan biri rastgele seçiliyor. Torbalar özdeş olduğu için burada arkadaşlar normalde durum farklı değil gibi olurdu ama her bir torbada farklı sayıda bilye olduğu için arkadaşlar, dolayısıyla bunlar farklı torba gibi olacak. Sonuçta özdeş renkleri olmasına rağmen içinde farklı sayıda bilye olduğu için. O zaman sarı olma olasılığı demiş. Birinci torbayı seçme olasılığımız 1 bölü 3 ve sarı gelme olasılığı 3 bölü 6 artı İkinci torbadan seçme olasılığımız 1 bölü 3 ve sarı gelme olasılığı 2 bölü 4 veya 1 bölü 3 olasılıkla üçüncü torbayı seçeriz ve buradan da 5 bölü 8 durumu oluşur. O zaman arkadaşlar 1 bölü 3 parantezine alsak hepsini. 1 bölü 2 şurası, burası yine 1 bölü 2 artı burası da ne geldi? 5 bölü 8. Payda eşitleyelim. 4 bölü 8, 4 bölü 8, 5 bölü 8. O zaman 4, 4 daha 8, 5 daha 13, 13 bölü 8 çarpı 1 bölü 3, 13 bölü 24 yaptı. Gördüğünüz gibi rastgele torba seçme durumlarında olasılığı hesaba katın. Bir torbada 3 yeşil, 2 mavi, 1 kırmızı bilye vardır. Çekilen bilye geri konulmamak şartıyla ard arda 2 bilye çekiliyor. Bilyelerin aynı renkte olma olasılığı kaçtır? O zaman yeşil yeşil olabilir, mavi mavi olabilir, kırmızı olamaz. Dolayısıyla
İlk durumda yeşil seçme olasılığım 3 bölü 6. İkinci durumda 2 bölü 5 çünkü geri koymuyoruz. Ya da 2 bölü 6 olasılıkla mavi. Yeni durumda 1 bölü 5 olasılıkla yine mavi. Kırmızı için bu durum böyle gördüğünüz gibi yok yani. 6, 2 daha 8, 8 bölü 30, 4 bölü 5, 15 oldu. A 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kümesinden rastgele seçilen 3 sayının toplamının çift olma olasılığı kaçtır? Şimdi 3 sayının toplamının çift olması için arkadaşlar hepsi çift olabilir. İkisi çift, birisi çift, ikisi tek olabilir. Bu durumları göz önünde bulunduracağız. Dolayısıyla 3 çift seçme olasılığımız nedir? Normalde bu torbadan 8 sayıdan 9 sayıdan 3 sayı seçiyoruz ama hepsini çift 0, 2, 4, 6, 8 yani 5 tanesinden 3'ünü seçersem garanti toplamları çift olur. Veya 5 çiftten bir tane seçerim, kalan 4 tekten de 2 tane seçerim. Böylece yine bunların arkadaşlar toplamları kesinlikle çift olacaktır. Haliyle bunların toplamı 10 bölü 21 geliyormuş. Bir torbada 3 siyah, 2 beyaz, diğer torbada 4 siyah, 3 beyaz bilye vardır. Birinci torbadan bir bilye çekilip ikinci torbaya atılıyor. Sonra ikinci torbadan bir bilye alınıp birinci torbaya atılıyor. Renk bakımından ilk durumun oluşma olasılığını bulalım diyor. Şimdi o zaman siz siyah çekerseniz ilk torbadan, ikinci torbaya attığınızda bunu yine siyah seçmelisiniz ki başlangıçta bir tane siyah gitse, bir tane siyah gelse ne güzel gördüğünüz gibi yine aynı durum oluşur. Göstereyim bakın 3 siyah var. Burada 2 beyaz var. Burada 4 siyah var. 3 beyaz var. Siz buradan şimdi bir tane siyah alırsanız burada artık 5 siyah, 3 beyaz olur. Ama buradan da bir tane siyahı buraya geri attığınızda yine 3 siyah, 2 beyaz. Burası da 4 siyah, 3 beyaza düşer. Dolayısıyla artık şunu söyleyeceğiz. 1. Birinciden 3 bölü 5 olasılıkla siyah seçersem ikinci torbaya attığım için İkinci torbada artık 7 değil 8 tane top oldu. 5 tane siyah oldu. 5 bölü 8 olasılıkla o zaman siyah seçmeliyim. Ya da 2 beyaz 2 bölü 5 çarpı beyaz sayısı 3'tü 4'e çıktı. 4 bölü 8. Gördüğünüz gibi bu şekilde 15, 8 daha 23, 23 bölü 40 olasılıkla arkadaşlar bu durumu elde etmiş olacağız. İçinde renkleri dışında aynı özelliklere sahip 4 kırmızı ve 5 beyaz top bulunan bir torbadan rastgele bir top çekilip yerine diğer renkten 2 top konuluyor. Buna göre torbadan rastgele çekilen bir topun çekilen top ile aynı renk olma olasılığı nedir? İlk çekilen top ile. Şimdi hangisini çektiğimizi bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden bu durumlar farklı farklı yani veya ile çözülür. Bir kırmızı çektik diyelim. Kaç olasılıkla? 4 bölü 9 olasılıkla. Kırmızı çekince yerine ne geliyormuş? Kırmızı yerine 2 tane beyaz geliyor. Soru öyle söylüyor çünkü. Diğer renkten 2 top konuluyor. Dolayısıyla artık yeni durumda 3 kırmızı ve 7 beyaza çıkar bu. Bu durumda da yine kırmızı seçmemiz için 3 bölü 10 oldu. Artı diyorum. İlk durumda 5 beyazdan birini seçebilirsin. 5 bölü 9 çarpı İkinci durumda artık ne olacak bakın. 5 beyazdan 4 tane beyaz kaldı. 4 kırmızıdan da 2 tane yükseldi. 6 kırmızı oldu. Böylece yine beyaz seçme olasılığımız 4 bölü 10. 4 kere 3 12, 5 kere 4 20, 32 bölü 90 oldu arkadaşlar. 2'ye bölersek 16 bölü 45'miş. MEP sorusuydu bu da. Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 6 mavi ve 10 kırmızı top vardır. Çekilen top geri konulmak üzere ard arda rastgele 3 bilye çekiliyor. Bilyelerden birincinin mavi olma olasılığı kaçtır? Güzel. Bakın şimdi arka arkaya seçmekte çünkü ne vardı arkadaşlar? Sıra önemliydi. O yüzden ne olabilir? Birinci mavi, ikinci kırmızı, üçüncü yine kırmızı. Birinci mavi, ikinci kırmızı, üçüncü mavi. Birinci mavi, ikinci mavi, üçüncü de mavi. Birinci mavi, ikinci mavi, üçüncü kırmızı. Bu şekilde. E hocam ben bunları böyle tek tek yazacağım mı? Hayır. Şunu da demen normal aslında. Şimdi birinci mavi olduğuna göre artık ikinci durumda ne olur arkadaşlar? Buraya 2, buraya da
2 yazarım. Bunları sorsaydım ama olasılık sorsaydık mecburen evet şey o sorduğumuz için mecburen bunları bir görmeniz gerekiyor. O yüzden bir daha yazıyorum bu şekilde. KK, MK, M şeklinde. O zaman bakın şimdi. İlk durumda mavi olacağı için 6 bölü 16 çarpı. İkinci durumda arkadaşlar yine mavi 5 bölü 16 pardon 6 bölü 16 çünkü geri koyuyormuşuz. Çarpı arkadaşlar. Üçüncü durumda kırmızı 10 bölü 16 artı. Üçünün de mavi gelmesi için 6 çarpı 6 çarpı 6 16 çarpı 16 çarpı 16. Sonra arkadaşlar birincinin mavi diğerlerinin kırmızı gelmesi 10 bölü 16 ve 10 bölü 16 çünkü geri koyuyoruz. Son durum mavi 6 bölü 16 kırmızı 10 bölü 16 mavi yine 6 bölü 16. İşte bu durumlar arkadaşlar sıralama önemli çünkü. O yüzden bu soruyu böyle yapmış olduk. Bu da map'ten bir soruydu. Bunları tek tek toplamayayım şimdi. 3 bölü 8'miş cevap. İki torbadan birincisinde 5 sarı, 2 beyaz. İkincisinde 3 sarı, 4 beyaz vardır. 5 sarı, 2 beyaz. 3 sarı, 4 beyaz. Birinci torbadan bir top çekiliyor. Ve rengine bakılmadan ikinci torbaya atılıyor. Daha sonra ikinci torbadan bir top çekiliyor. Çekilen topun sarı olma olasılığı. Bakın şimdi ilk torbadan ne çektiğimizi biliyor muyuz? Hayır. O zaman diyelim sarı seçtik. 5 bölü 7. Bu ikinci torbaya atıldığında artık sarı sayısı neye döndü? 4 sarı, 4 beyaz oldu. Yani sarı gelme olasılığı 4 bölü 8. Veya ilk torbada beyaz seçtin diyelim. 2 bölü 7 çarpı yeni durumda 3 sarı, 5 beyaz olur. Böylece bu da 3 bölü 8 olacaktır. Haliyle 20 6 daha 26 bölü 56 13 bölü 28 oldu arkadaşlar. 2 zar ve 2 madeni para birlikte düzgün bir zemine atılıyor. Zarların aynı ve paraların farklı gelmesi olasılığı. Zarların aynı gelmesi için 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 yani 6 bölü 36 durum vardır. Paraların farklı gelmesi tura yazı. Yazı turu bakın sıralama önemli aman ona dikkat edin. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 2 tane durum var arkadaşlar. O da 1 bölü 2 yaptı. Böylece 3 bölü 36 cevap 1 bölü 12 geldi. Bir sınavı Taner, Burak ve Ahmet'in kazanma olasılıkla sırasıyla 1 bölü 3, 4 bölü 5 ve 3 bölü 4'tür. Buna göre sınavı sadece Burak'ın kazanma olasılığı kaçtır? O zaman diğerleri kazanamayacak. 1 bölü 3 Burak hangisiydi? 4 bölü 5. 4 bölü 5 çarpı 2 bölü 3. Bakın 1 bölü 3'ü çıkardım birden. Diğeri de 3 bölü 4. Böylece şunlar gider. 2 bölü 15 olur. Burak'ın sınavı kazanma olasılığı. Sadece Burak'ın tabi. A ve B bağımsız olaylardır. PA 3 bölü 8. PB 2 bölü 3. Buna göre PA birleşim B nedir demiş. Şimdi. Bağımsız olay şu demek arkadaşlar. Birbiriyle alakası olmayan olaylar. Örnek bir zarın yere düşmesi ve bir paranın yere düşmesi ve bunun neticesinde zardan bir gelmesi işte paranın da tura gelmesi. Bu arkadaşlar bağımsız olaydır. Ayrık olay da şudur. Durum aynı sadece sonuçlar farklı. Örnek bir paranın yazı ve tura gelmesi ayrık olaylardır. Toplamları bir olur. Birbirinden bağımsız değil bunlar ama ayrık durumlar. Bağımsız durumlarda ise dediğim gibi olaylar direkt birbirinden farklı. Bir yere avcının ateş etmesi, öbür tarafta da kalecinin topu tutması. Bunlar birbirinden bağımsız şeyler. O yüzden bunların kesişimleri arkadaşlar şudur. Olayların olma olasılıklarının çarpımıdır. O yüzden formülümüz şimdi normalde neydi? PA artı PB eksi PA kesişim B'ydi ya. Bağımsız olaylarda hemen kesişimlerini 3 bölü 8 çarpı 2 bölü 3 diye buraya yapıştırın lütfen. Hem onun hem onun olma olasılığı birbirinden bağımsız olduğu için hiç kesişim noktaları yok. O yüzden çarpıyoruz. 3 bölü 8 artı 2 bölü 3 eksi 3 bölü 8 çarpı 2 bölü 3 bize cevabı verecek arkadaşlar. Ezberdir. Lütfen bunu bilin. PA kesişim B'nin PA çarpı PB olduğunu. Örnek bir paranın yazı gelme olasılığı ve bir kalecinin topu tutma olasılığı nedir derseniz 1 bölü 2 çarpı 1 bölü